Selamlar arkadaşlar, bugün USB'lik Artusu D13 grafik tabletini inceleyeceğiz. Şimdi kutuyu açmadan önce, tablet bana geleli bayağı oldu. Galiba 6-7 ay oldu bu tablet bana geleli. Niye ben bunun videosunu çekmedim ve niye bu kutudan hala çıkmadı bu tablet? Ondan bahsedeyim. Daha önceki kanalımı bilenler, bu tabletin bir boy büyüğünü ben incelemiştim ve kutu açılımını yapmıştım. Ve şu anda hala da kullanıyorum, masamda duruyor, hiçbir sıkıntısı yok. Benim bu videomu gören Artusu yetkilileri dediler ki güzel iki tane video yapmışsın, biz sana bir tablet daha gönderelim, onu da incele, onu da videosunu çek dediler. Ben de çok sevindim, tabii gönderebilirsiniz dedim. Diğer tableti Türkiye distribütörü bana göndermişti, teknobiyetik.com göndermişti. Tekrardan buradan teşekkür ediyorum onlara. Hala kullanıyorum, hiçbir problem yaşamadım. Aldıktan sonra da sorularımı net bir şekilde cevapladıkları için de çok teşekkür ediyorum. Maillerime sürekli geri dönüş sağladılar, sağ olsunlar. Bu tableti de direkt üretici firma gönderdi. Yani Çin'den geldi, bu da Çin markası. Bildiğim kadarıyla da üretici firma göndermiş olduğu bana. Bana yazdılar ki böyle iki tane güzel video yapmışsın, D16 modeli incelemişsin, sana D13 modelini gönderelim, bir de onu incele, onun videosunu çek dediler. Bana bu ürünü gönderdiler. 400 TL vergi ödedim ben bunu gümrükte. Gümrüğe takıldı. Ben onu ödedim ve tablet bana geldi. Tablet bana geldikten sonra maillerime geri dönüş alamadım. Uzun bir süre mail bekledim. Onlar göndermediler. Ben de fazla da üstüne gidemedim. Yoğundum. Ve tablet hala önümde, kutusu açılmıyormuş bir şekilde bekliyor. Ben dedim ki artık bunu çekeyim. Kullanacaksam kullanayım dedim. Videoyu yapıp paylaşıp tekrar onlara göndereceğim. Problem değil. Ama 7 aydır açılmaması tabii beni üzdü. Şimdi bu tabletin açılımını yapacağız. Kutu açılımını yapacağız. D16 modelinin videosunu izlemek istiyorsunuz, onu da kartlardan ve açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. İki tane detaylı video çekmiştim arkadaşlar ben o tablete. Bir kutu açılımı, bir de detaylı anlatımı, özellikleri ve çizim de yapmıştım. Şimdi bunun da kutusunu açalım, bir tableti inceleyelim biraz. Biraz da özelliklerinden bahsedeyim. Bu videoda çizim yapmayacağım ama kurulumunu yapacağım. Bu tablette ne çizmemi istiyorsanız, yani siz bir alıcı gözüyle bakın, bu tableti alacaksınız ve bu tablette neler çizilmesini isterdiniz veya siz ne çizerdiniz? Bunu yoruma yazarsanız ben de ona göre bir çizim yaparım bu tablette. Şimdi kutusunu açalım. Gümrükte de şöyle saçma bir olay yaşadım. Bu kutu normalde böyle kapalı gelmesi lazımdı. Tabii gümrükte bunu incelemek istemişler. İçinde ne olduğunu, dijital ürünün olduğu için kutu içeriğini bakmaları gerekiyormuş. Adam buradan falçatayı böyle bir koymuş. Koymuş ama nasıl koymuş? İçindeki kutuyu da kesmiş. Ve az daha ekranı da kesiyormuş. Şöyle bir dışındaki kutu bu. Bakın kutuyu nasıl kesmişler ya. Şurada tam şu altta ekran var. Kutuyu tam açınca göreceksiniz. Vallahi dedim ya, nasıl olabilir böyle bir şey? Dış kutusu böyle arkadaşlar. Beyaz. Arkası da bu şekilde. Önünde tabletin işte fotoğrafı var, kalemi var. 13 inç LCD ekranı diyor. Burada da özellikleri yazıyor. Mac ve Windows cihazlarda kullanılabiliyor. Bu cihazları arkadaşlar bir sistem vasıtasıyla kullanabiliyorsunuz. Yani bir bilgisayara, laptopa bağlamanız lazım. Bu monitör. Yani bu tablet değil, bu monitör. Bir sisteme bağlayarak bunu aktif hale getirebiliyorsunuz. İkinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Çizimin dışında da normal monitör olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben çizim dışında daha fazla monitör olarak kullanıyorum son zamanlarda. Ne varmış? İşte 1920x1080 ekran Full HD, 13 inç, USB girişi, işte kalemi var. 6 tane tuşu olduğunu söylüyor. Bir tane de böyle tekerlek tuşu olduğunu söylüyor. 1 kiloymuş. Bir tane içinde kalemliği var ve eldiveni var. Yine içinden tablet standı çıkıyor. 10 tane kalem ucu çıktığını söylüyor. Tuşlarını göstermiş. HDMI kablosu olduğunu söylemiş. USB kablosu olduğunu söylemiş. Adaptör USB kablosu olduğunu söylemiş. Onun dışında bunu anlayamadım. Türkçe zaten yazmıyor, İngilizce yazıyor. Ve burada İşte üretim yeri Tayvan, başka da bir şey yazmıyor. Bunları zaten anlayamıyorum. Şimdi açalım, çıkartalım kutusundan. Evet, kutusunu böyle, bunun içinde şöyle bir sünger var. Bayağı koruyucu. Kutusu çok hoşuma gitti. Öncekinin kutusu da çok güzeldi. Şimdi tablet böyle çıkıyor. Bakın falçatayı buradan vurmuş, şuraları kesmiş hep. Ekran burada, falçata da burada. Biraz daha aşağı gelse tablet çöp olacak. Şöyle çıkartıyorum. Bir de ben bu tableti daha önce açtım tabii ki. Yani 7 aydır açmadan bekleyemezdim. Açılmamış gibi paketledim ama sıkıntı yok. Jelatinlerini falan sökmedim. Böyle bir ekranda poşetle gelmiş. Tabii parmak izleri de var. Onu silmeyi unutmuşum. Şimdi şöyle bir ekran jelatinini sökelim. Bu detay benim tabletimde yok mesela. Bu güzel olmuş. Bu ekranda arkadaşlar filmle geliyor. Koruyucu bir filmle geliyor. Ben diğer tablette hala kullanıyorum. Böyle yani göze çarpıcı bir çizilme olmadı. Çokça da kullandım ben. Şimdi bu ikinci katmanını çıkartıyormuşum. Filmin üstünde bir tane daha koruyucu var. Onu çıkartıyorum. Altta mat bir film karşılığı. Mat olması da çok güzel. Kalem çok rahat bir şekilde kayıyor. Ve sizin eliniz de ekrana yapışmıyor. Bence bu çok güzel bir şey.
Bunu atıyoruz, çöp. Evet, burada 6 tane tuş var. Bu 6 tuşa istediğiniz kısa yolu atayabiliyorsunuz. Bunlar çok güzel. Ve burada bir tane tekerlek var. Ben eski tabletimde bunu zoom olarak kullanıyorum. Ve bu tuşun da ortasına basabiliyorsunuz. Bunlar da böyle basabiliyorsunuz. Hissiyatı güzel. Böyle yumuşak, kauçuk bir malzemeyle kaplamışlar. Şurada Fiona Black detayının üzerine Artisul yazıyor. Arkasında da yine kauçuklar var. Bunlar masaya yapışıyor arkadaşlar. Parlak yüzeylere yapışıyor ve tablet düşmemesini sağlıyor. Böyle çizim masaları var. Yatay bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Geneli cam oluyor. Ona bu şekilde koyduğun zaman mutlaka yapışacaktır oraya ve düşmeyecektir bu. Güzel düşünmüşler. Muhtemelen onun için düşünmüşlerdir zaten. Tablet bu şekilde. Arkasında da işte bilgileri yazıyor. Tableti şöyle alalım. Kutu içeriğine bakalım. Burada bir tane kalemliği var. Bendeki tablette de aynı şekilde çıkmıştı kalemlik. 10 tane demiş kutunun dışında ama burada çokça uç var. Bayağı var ya. 10 tane bunda var, 10 tane de bunda var. Benim önceki tabletimde ne kadar çıktı hatırlamıyorum. Yine bayağı vardı ama iki cins vardı. Birisi böyle kalem hissiyatında kalemin ucu eriyor. Diğeri de sert hiçbir şekilde erimiyordu. Ben sert olanını kullanıyorum. Neredeyse 2 yıl olacak. Hiçbir şekilde bozulmadı kalem ucu. Hiç değiştirmedim. Diğeri de eriyor olması lazım. Bir de şuna bakayım. Eriyen cinsten mi? Daha yumuşak oluyor. Kalem gibi sürekli ucunu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü eriyor uç. Öyle sevenler varmış. Yo, bu da aynı. Evet, 20 tane içine erimeyen tek cins uç koymuşlar. Niye öyle bir şey yapmışlar anlamadım. Şöyle içine koyalım. Bu da tabletin kalemin ucundan çıkarmak için şöyle bir kıskaç. Bunları koyalım paketine. Bir de ayrı koymuşlar. Ben dedim herhalde farklı özelliklerde uçlar. 20 tane olması çok iyi ama ben 1,5 yıldır kullanıyorum. 1,5-2 yıldır kullanıyorum. Hiçbir şekilde erime olmadı ucunda. Tamam, bunları böyle kenara alalım. Kalemin içindeydi. Kalemin içinde başka bir şey yok. Bu iki tanesi böyle çıkıyor buradan. Şöyle keçeden yapılmış bir kalemlik var. Güzel. Evet, burada da dokuzu güzel bir kalem var. Aynı kalem. Şu da benim eski kalemim. Kalemler aynı. Bakın ucunda hiçbir erime yok. Koyalım. Bu kalem böyle açılıyor arkadaşlar. Bu ön tarafı çıkıyor. Böyle daha kolay ucunu değiştirebiliyorsunuz. Kalemin üstünde de iki tane tuş var. Bu iki tuşa da istediğiniz özelliği atayabiliyorsunuz. Bir de bu arkası açılıyor. Kalemimiz de bu şekilde. Şurada bir kutu var. Bu kutuda da adaptörü çıkıyor. Bu adaptörünü çok beğeniyorum. Şimdi göstereceğim size. Bana Çin'den geldi ve Türkiye'de kullanılan fiş ucuyla geldi. Bunu böyle yerleştiriyoruz. Yerleşmiyor. Niye yerleşmiyorsun? Yerleşmen lazım. Olmuyor. Böyle yerleştirip bu şekilde bir şekilde kapandı. Evet. Yer kaplamamız için yapmışlar herhalde. Bu şekilde takıp çıkartabiliyorsunuz. USB girişi var. Adaptörü. Hem bilgisayarınıza takıp çalıştırabiliyorsunuz hem de bu adaptörden güç alabiliyorsunuz. Adaptör takınca bir avantajı vardır muhtemelen. Yoksa koymazlardı. Ben adaptörle kullanıyorum. Bu kutunun içinden başka bir şey çıkmıyor. Şimdi burada da tabletin standı var. Bu stand çok güzel. Bendeki biraz daha basit. Böyle bazen kendi kendine düşebiliyor. Yani çok böyle küt diye tablet düşmüyor da. Böyle hafif hafif açısı bozulabiliyor. Bu tablet daha sağlam. Ben bunun videolarını izlemiştim. Bakın bunu açmadım ama. Yani ekranı açtım ama bunu açmadım. Bunu ilk defa açıyorum. Çok daha sağlam bir stand. Bu şekilde tableti üstüne koyabiliyorsunuz. Şunu da açıyorsunuz tablet düşmemesi için. Koyabiliyorsunuz. Bayağı sağlam duruyor. Bunun bir kötü yanı var. Tableti dik bir konumda kullanamıyoruz. Yani benim stand daha iyiymiş. Çünkü normal monitör seviyesinde yani dik bir şekilde ben kullanabiliyorum o standta. Ve yatırabiliyorum da. Bu sadece yatık kullanabiliyorsun. Yani bunu sadece çizim için kullanabilirsin bu şekilde. Bir şey izlemek için kullanamazsın. Bu kötü olmuş. Bunu beğenmedim. Çok kaliteli ama dik duramıyor. Niye duramıyor anlamadım. Tamam, bunu böyle koyalım kenara. Standı beklediğim kadar da iyi değilmiş. Şimdi burada USB kabloları var. Ben bunları açmayacağım çünkü aynısını kullanıyorum birazdan. Benimkinin USB kablolarıyla çalıştıracağım tableti. Evet, burada güzel bir şekilde eldiveni var. Benimkisinden eldiven çıkmamıştı. Evet, böyle bir eldiveni var şu şekilde. Amacı tabletin üstünde eliniz rahat bir şekilde kayması için. Mat bir filmle geldiği için zaten eldivene gerek yok. Eliniz çok rahat bir şekilde kayıyor. Hatta bu biraz daha fazla tutuyor. Ama bu film olmasa buna ihtiyaç duyarsınız. Film olduğu için bence buna gerek yok. Ama bu böyle bir şey çıkması güzel. Bir de cam bezi çıkıyor. Bu da güzel bir şey. Benim önceki tablette bunlar çıkmamıştı. Kutu içeriğimiz bu kadar. Ben şimdi tableti bilgisayarıma bağlayacağım. Diğer tabletimi söküp bunu yerleştireceğim. Bunları da kullanmayacağım çünkü güç değerleri aynı. O yüzden
ben direkt aktif bir şekilde kurulu olan benim tabletimi çıkartıp bunu takacağım. Maalesef şu açıdaki kamera 30. dakikadan sonra durmuş. Gösteremediği yerleri ben sonra çekeceğim, koyacağım. Siz bir sorun yaşamayacaksınız. Şimdi ben diğer tabletimi de şöyle göstereyim size. Bakın bu benim şu anki tabletim. 16 inç modeli. Şöyle yan yana getirelim. Bu da 10 inç modeli. Yani çok fark var mı? Yani fazla bir fark yok. 16 inç, 13 inç. Bunda sadece bir tuş fazla. 7 tuş var. Bir tane tekerlek tuşu var. Bunda da 6 tuş var. Bir tane tekerlek tuşu var. Ben aralarındaki farkları ekrana getireceğim. Ne farklar var? O özelliklerini ekrana getireceğim. Bunu sökelim. Bu da bakın uygulaması. Buradan işte kalibrasyon ayarı yapabiliyorsunuz. Buradan tuşları ayarlayabiliyorsunuz. Böyle bir uygulaması var. Benim merak ettiğim D16'nın yazılımıyla tableti D13'ü çalıştırabilecek miyiz? Bağlantısı çok basit arkadaşlar. Bu arada bir de sürekli bu arada diyorum. D16'da böyle kalem koyma yeri var ama D13'te yok. İki tane kablosu var. Bu şekilde micro SD girişi oluyor galiba. Sonra burada bir HDMI var. Bu ikisini söktüğüm zaman bağlantı kopuyor. Bunu hemen şöyle şuraya alalım. Benim standım da bu şekilde. Arkası böyle. Burada bir kauçu var kaymaması için. Bunu böyle açısını değiştirebiliyoruz. İstediğim konumda kullanabiliyorum. Biz kendi standımda kullanalım. Şu konumda iyi. Böyle yerine yerleştiriyorum. Bakın burada girişleri var. Bu parlaklık ayarı. Bu açma kapama tuşu. HDMI, micro SD diyebiliyorum. Doğrudur umarım. Şimdi ilk önce HDMI'ni takıyorum. Sonra da güç kablosunu takıyorum. Bakın aynı kablolarla ekranı çalışır hale getirdim ve şu an açılıyor. Evet, ekran geldi. Bakalım direkt kullanabiliyor muyum? Direkt D16'nın yazılımıyla kullanabiliyoruz. Bakın geldi ekrana. Daha demin o ekranda fazla bir fark yok dedim ama gerçekten bayağı fark varmış. Şu an bana çok küçük geldi bundan sonra. Yani bu tablet daha rahat bir şekilde yanınıza taşıyabilirsiniz. Çantanıza taşıyabilirsiniz. Laptopunuzla birlikte bunu çok rahat bir şekilde yanınızda gezdirebilirsiniz. Eski tabletim gerçekten çok büyük. Böyle yani biraz da ağır buna göre. Yanınıza taşımanız sıkıntı olur ama bu taşınabilir. Masada kullanacaksınız sürekli, ben bu tableti öneririm. Ama yanında taşımak istiyorum derseniz kesinlikle D13 modelini öneririm. Bir de bunun bir boy küçüğü daha var. D10 modeli 10 inç. Hemen Photoshop açıyorum. Photoshop'ta bir şeyler böyle karalayalım. Şöyle biraz ekran parlaklığını açacağım. 60'ta şu an. %100 de bu şekilde. Benim tabletimdeki ekran filmi mat zannediyordum. Buna göre hiç mat değilmiş. Bunda da elim çok rahat bir şekilde kayıyor ama çok aşırı mat. Aşırı mat olduğu için de sanki ekran ışını biraz azaltmış gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan bir fırçamızı alalım. Tuşları şu an atamadığım için klavyemin komutlarını kullanacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten bu tablete göre bu bayağı küçükmüş yani. Şu alanda çalışıyorsunuz Photoshop'ta. Gerçi Photoshop'ta böyle şu ekranı da büyütebiliyorsunuz ama bu sefer buradaki kısa yollar kayboluyor. Yani bu kadar bir alanda çalışıyorsunuz. Benim diğer tablette gerçekten bayağı büyük. Ondan sonra buna geçince bana çok küçük geldi. Ama bunda da çalışılır yani. En azından pad'lerden iyidir. Pad'lerde hiç ekran yok. Elinizin altına koyuyorsunuz böyle. Ekrana bakarak çalışıyorsunuz. O çok zor oluyor. Burada sanki direkt elinizin altında kağıt var. Kağıda çizim yapıyormuşsunuz gibi. Şöyle şu konumlandırmasını biraz düşürdüğünüz zaman gerçek bir kağıda çalışıyormuş gibi kullanabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tablet bu şekilde. Ben diğer tabletime göre bu tableti de tavsiye edebilirim size. Çözünürlüğü biraz farklı galiba. Yani şu mat filmler gerçekten kaliteyi biraz düşürüyor. Ama elinizde bu şekilde çok rahat kayıyor. Yani bu size kalmış. Bu filmi söktüğünüz zaman zaten ekranı parlak bunun. Bunun muhtemelen parlak filmleri de satılır. Ama filmle çalışmanızı tavsiye ederim. Bir de şey deneyeceğim. Aynı kalem çalıştırıyor mu? Evet. Kalemlerin frekansları aynı. İki kalem de çalıştırıyor. Ama birini kaldırmam lazım. Evet, elimde iki tane böyle güzel tablet oldu arkadaşlar. Bir süre bunu kullanmayacağım. Bunu denemek istiyorum. Normal ekran olarak verimli oluyor mu? Hem de çizim yaparken güzel oluyor mu? Onu test etmek istiyorum. Detaylı bir inceleme olmadı ama genel bilgilerinden bahsettim. Zaten tablet hakkında da bilgilerim vardı. Uzun bir süredir bu tableti kullanıyorum. Aralarındaki farkları ben ekrana getirdim. Oradan siz karşılaştırırsınız fiyat farkına göre. Hangisini alacağınızı tercih edersiniz. Bu tabletin de detaylı incelemesi diğer kanalımda var. Aşağı açıklamaya linkini bırakıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu tabletle ne tür çalışmalar yapmamı istiyorsanız arkadaşlar yoruma mutlaka belirtin. Ben de gelecek videolarda
Ona göre çalışmalar yaparım. Tabletlerle ilgili sorularınızı da yoruma mutlaka yazın. Yorumda olmasa bile videolarda cevaplamaya çalışacağım. Ama yorumların çoğunu da okuyup cevaplamaya çalışıyorum. İkisi de güzel tablet. Pad'lerden kat kat iyi. Fiyatları da uygun diğer markalara göre. Genelde fiyat performans ürünleri olarak gösteriliyor. 2 yıldır kullanıyorum. Bundan memnunum. Bundan bakalım memnun kalacak mıyım? Bir de sen olsan hangi tableti alırsın ve niçin alırsın? İkisi de aynı marka. Sadece modelleri farklı. Biraz da özellik farkları var. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Çalışmalarımı ilk olarak orada paylaşıyorum. Sonra YouTube'a videolarını atmaya çalışıyorum. Ve sorularınızı yine Instagram DM'den bana sorabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve o abone ol tuşun yanındaki zil var arkadaşlar. Onu açarsanız çok mutlu olurum. Yeni video attığım zaman size direkt bildirimi gelecek ve o şekilde siz de videolarımı kaçırmamış olacaksınız. Yine video beğenmeyi ve yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Evet, ikisini de birlikte bağladım. Böyle çok güzel durdu. Şu şekilde göstermek için normalde çekimi kapattım, son anda aklıma geldi. Üçünü birlikte kullanamıyorum. Çünkü iki HDMI girişim var. Üç monitör nasıl bağlanıyor daha önce hiç denemedim. Ben bağlayamadım, ikisini bağladım. Böyle güzel oldu.